Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Uzunluk ölçme konusunu öğreneceğiz. Standart olmayan uzunluk ölçüm araçlarımızı hatırlayalım. Adım, ayak, kulaç, karış, parmak. Okul bahçemizin uzunluğunu hangisiyle ölçeriz? Adım, harikasınız. Peki, evimizdeki halının uzunluğunu neyle ölçeriz? Ayak. Sınıfımızdaki tahtanın uzunluğunu kulaç. Kitabımızın uzunluğunu karış. Silginin uzunluğunu parmak ile ölçeriz. Benim kulacım ile sizin kulacınız eşit uzunlukta mı? Parmağımız, karışımız eşit uzunlukta mı? Hayır. Bu yüzden ölçü sonuçları birbirinden farklı çıkıyordu. Herkes tarafından ortak kabul edilen bir uzunluk ölçme birimine ihtiyacımız var. Bu da tabii ki metre. Standart uzunluk ölçme birimi metredir. Metre kısaca M sembolü ile gösterilir. Sıfırdan başlayarak... 100'e kadar sıralanmış sayılar. Biz buna metre diyoruz. Bakın sıfırdan 100'e kadar 100 santimetre. İki sayı arası 1 santimetre. Uzunlukları biz bununla ölçüyoruz. Daha kısa olan uzunlukları da santimetre ile ölçüyoruz. Mesela biz diyelim ne ölçeceğiz? Defterimizin uzunluğunu, santimetreyi kullanabiliriz. Silginin uzunluğu, kalemin uzunluğu, santimetre kullanabiliriz kapının uzunluğunu ölçmek için metre kullanıyoruz. Santimetre kısaca cm sembolüyle gösterilir. Çizgilerin uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulalım. Cetvelimizle sıfırın çizgisini tam çizginin başladığı noktaya getiriyoruz. Bu şekilde. Bittiğinde hangi sayıyı gösteriyor? 9. Demek ki turuncu çizgi 9 santimetre uzunluğunda. Mavi çizgiye bakalım. Sıfırın çizgisini tam başladığı noktaya getiriyoruz. Bakın şu şekilde eşit olması gerekiyor. Bittiği yerde hangi sayı gösteriyor? 15. Demek ki mavi çizgi 15 santimetre uzunluğunda. Kırmızı çizgiye bakıyoruz. Başladığı noktaya sıfırın çizgisini getiriyoruz. Ve bittiğinde hangi sayı gösteriyor? 12. Kırmızı çizgi 12 santimetre uzunluğunda. 10 cm ve 7 cm uzunluğunda iki çizgi çizeceğiz. Cetvelimizde sıfırın çizgisinin olduğu yere nokta yapıyorum. 10 cm istediği için onu bulup onun çizgisini gösterdiği yere bir nokta yapıyorum ve bu iki noktayı birleştiriyorum. 10 cm uzunluğunda çizgi. Sıfırın çizgisinin olduğu yere bir nokta. 7'nin çizgisinin olduğu yere bir nokta. Bu iki noktayı birleştiriyorum. 7 cm uzunluğunda bir çizgi. Ece'nin bir ayak uzunluğu 20 cm'dir. Ece'nin 5 ayak uzunluğu kaç cm'dir? Bunları ayak uzunluğu olarak düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam ayak uzunluğunu bulacağız. Her biri kaçmış? 20 cm. Bu soruda verildi. Buradaki 20'leri toplamak yerine kısa yoldan ne yapıyoruz? 5 tane 20'yi çarpıyoruz. 5 kere 2 10 yapar. 0'ı ekledik, 100 santimetre olduğunu bulduk. Peki 100 santimetre kaça eşitti? Harikasınız 1 metreye. 80 metre uzunluğundaki ipten önce 30 metre, sonra 15 metre kesiliyor. Kalan ip kaç metredir? Burada kesilme var değil mi? Kesilince ipin uzunluğu ne olacak? Küçülecek. Peki küçülmesi hangi işlemin anlamı? Harikasınız. Çıkarma işleminin anlamı. İstersek 30'u ve 15'i sırayla çıkarabiliriz. Ya da kesilen kısmın toplam kaç metre olduğunu bulup daha sonra çıkarabiliriz. 30 metre ve 15 metre kesilecek. Bakalım toplam kaç metre kesilecek? Toplam 45 metre kesilecek. İpin uzunluğu 80 metreydi. Kesilen 45 metreyi çıkarıyoruz. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Demek ki kalan ip 35 metre. Dersimiz bitti. Görüşürüz.